Motosiklet trafikte zaman kazandırır çünkü yollar ona hep açıktır ve azami dikkat ister. Takip mesafesi olsun, hız limiti olsun, bir motosikletçinin bunların hepsine herkesten iki kat fazla dikkat etmesi gerekir. Motosikleti dikkatli kullanın, trafikte ve hayatta büyük avantaj kazanın.
اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى Akdeniz'in incisi Alanya'mızın tüm renklerini buluşturan Kanal A ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli Kanal A izleyenleri, programımızın girişinde bizlere Kur'an ziyafeti sunan Ankara Keçiören Aksa Camii İmam Hatibimiz, Kurra Hafız Sayın Erdal İlhan Hocama teşekkür ediyorum. Programımızda bugün beden ülkemizin sultanı olan kalbimizi konuşacağız. Program konuğumuz Alanya Müftümüz Sayın Doktor İhsan İlhan. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam Ramazan başladı, Ramazan girdi derken bugün artık 22. gününü idrak ve ihya ediyoruz. Tabii Ramazan-ı Şerif'e girerken kalp katılıklarımız, kalp hastalıklarımız, aynı zamanda Ramazan'la beraber kalbi ibadetlerimizi de, yani hem bedeni hem dilimizle yapılan ibadetler gibi kalbimizin ibadetleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o et parçası iyi olduğu zaman tüm vücut iyi olur. O et parçası kötü olduğu zaman tüm vücut kötü olur. Dikkat edin, o et parçası kalptir diyor. Bu noktada Sayın Hocam, öncelikle kalbin önemi ve insan açısından değeri, iman açısından değeri, ibadet açısından değeri nelerdir Sayın Hocam? Evet, teşekkür ediyorum. İnsanın yaratılıştaki kemali ona verilen meziyetlerdir. İdraktir, akıldır ve kalptir. Bu akla Kur'an-ı Kerim daha çok kalp dönen, yön çeviren anlamı ifade eder. Ama Kur'an-ı Kerim'de daha çok gönül kelimesi, füat kelimesi vardır. Yani nezargâh-ı ilahi olarak ifade edilen, nezargâh-ı ilahi olan kalptir, yani gönüldür. O açıdan insanın bütün maneviyatını, bütün inancından hayata bakış tarzını, bütün hayrı ve iyilikleri kendinde temerküz ettiren mana alemi kalp alemidir. O açıdan bütün ibadetlerin, bütün kulluğun ve taatin merkezi kalptir. Çünkü o açıdan kalbin sahih olması ve sağlam olması hayatın bütününün sağlam ve sahih olması anlamına gelir. Kalp hayattaki bir havuz gibidir. Havuzun suyunun temiz olmasıyla havuzdan akacak kanalların da temiz olmasına ve akan suların da temiz olmasına işarettir. Bu açıdan kalbin Kur'an'da ve İslam'a anlamdaki merkezi hayatın merkezidir. Kur'an-ı Kerim bize şunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizler vallahu ahrecekum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'en ve ce'alekum sem'a vel absara vel afidete la'allekum teşkurun. Allah sizi annenizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz halde yarattı, dünyaya getirdi. Size göz, kulak ve füat, gönül verdi. La'allekum teşkurun. Ve böylece Rabbinize şükredesiniz diye. Bunların sahibini tanıyasınız. Bunu verenin, yaratanın, size bahşedenin, bu nimetlerin sahibinin Allah olduğunu bilesiniz diye ifade ediyor. Burada üç temel unsurdan hem ilmin hem de hayatın üç emel unsurunu anlatıyor. Allah size göz verdi, kulak verdi ve gönül verdi diyor. Şimdi kalp hayatın merkezinde ama göz ve kulağı
Kulak hayatı besleyen temel kaynaklardır. Onun için gözümüzle görmemiz, ibretle bakmamız, hakkı duymamız o kalbi besleyen damarlardır, yollardır. O açıdan kalbin hayatın merkezinde olması, inancın da temeli, bütün değerlerin kalpte yer etmesi noktasında Cenab-ı Hak, Allah sizin sudurlarınızda, kalbinizde olanları bilir diye ifade etmekle de aslında insanın değerinin kalb ile ölçüldüğünü ifade eder. Dışarıya yansıyanlar kalbin içinde olmayanlardır, olmayabilir. Kalpteki duyguların, kötü duyguların bastırılmasıyla ortaya çıkmaması da aslında bir değerdir. Ama siz gizleseniz de, açığa çıkarsanız da Allah kalbinizdeki bilir hakikatiyle aslında Allah katındaki ölçümüzün, mana ve değerimizin kalbi durumumuz olduğunu bize ifade ediyor. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Siz kendinizi temize çıkarmayın. Falan kişi Allah dostudur, falan kişi salih kuldur, falan felaşma. Bu tip yakıştırmalar sizin hüsnü zanınızdan ibarettir. Aslında هُوَ اَعْلَمْ بِمَنْ اِتَّقَى Kimin muttaki olduğunu Allah bilir diyor. Buradaki mana, kulların dışarıdaki amellerinin yansıması size güzel gelebilir. Ama kalplerin sahibi Allah'tır. Hatta Hucurat suresinde Arabi, Bedevilerin قَالَتِ الْاَعْرَبُ اَمَنَّا Biz iman ettik diye dediklerinde قُلْ لَمْ تُؤْمُنُوا Siz iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولْ اَسْلَمْنَا Biz Müslüman olduk dedik, deyin diyor. Yani sizin kalbinize iman yerleşmedi. İnsanlar sizin kalbinizi bilemezler ama Allah kalbinizi bilir. Siz Müslüman görünmek için bir takım İslami davranışları tatbik edebilirsiniz. Müslümanca hareket edebilirsiniz. Ama aslında sizin kalbinizde iman yok. Onun için Rabbimiz yine başka ayet-i kerimede sizin infaklarınız, sizin hayırlarınız onlara ağır gelir, onlara zor gelir dedi ifade etmesi aslında sizin nafakalarınızın onlara ağır gelmesi kalben bunu istemediklerinden dolayı karşı da çıkamazlarsa bile o onların kalbini kemirir, tırmandırır diye ifade ediyor. O açıdan kalbin hayatımızdaki merkezi bakımından inanmanın, iman etmenin, inkar etmenin, şükretmenin, küfretmenin, güzel kanaat etmenin, sabretmenin veya nankörlük etmenin gibi bütün özellikleri bakımından, ortaya konulması bakımından hayatın kuşatan ve hayatın muharrik gücü olan bütün değerlerimizi, bütün hareketlerimizi ortaya koyan hakikattir kalp. Onun için kalbin esası imandır. Kalp, iman, Allah muhafaza zıddı küfürdür. Şunu hemen ifade edelim. Hayatta her şey zıddıyla kayımdır. Bir kavramı açıklayabilmek için, o kavramın bütün anlamını ortaya koyabilmek için, o kavramın zıddıyla beraber düşünmemiz gerekir. İman ve küfür, iman ve şirk veya ihlas ve şirk diyebiliriz. İhlas ve şirk, şükür ve küfür, sabır ve acelecilik, kanaat ve ihtiras, haris olmak gibi. O nedenle kalbin hayattaki mana ve ruhu, hayata canlılık kazan unsur imandır. O nedenle Peygamberimiz Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de imanı anlattı. Yani kelime-i tevhidi anlattı. İmam-ı Gazali mesela tevekkül anlatırken tevhid ve tevekkül diye başlık atıyor. Yani İhya-ül-Umid'de, Ulumuddin eserinde o dini tekrar canlandırma, hayat verme diye bildiğimiz o bidat ve hurafelerin yaygınlaştığı bir dönemde İslam'ın özüne, ruhuna, kitap ve sünnete dönme noktasında yeni bir akım ve yeni bir çığır açan İmam-ı Gazali'nin yazmış olduğu bu İhya-i Ulumuddin, dini ilimlerin yeniden hakikatiyle canlanması diye vermiş olduğu bu eserinde tevekkülü tevhidle beraber anlatıyor. Veya başlık tevhid ve tevekkül diyor. Çünkü tevhid Allah'ı birlemek. Allah yalnız ona kul olmak, yalnız onun rızasını istemek, yalnız onun emrini dinlemek, yalnız ona boyun eğmek, varlığın sahibi o olduğunu yalnız ondan istemek, yalnız ona sığınmak, her şeyimizi ona ait kılmak anlayışının imanın bir yansıması ve imanın bir hayata tarz ortaya koyması bakımından tevekkülü bu şekilde ifade ediyor. Onun için
Kalbin merkezi imandır. Bu açıdan Cenab-ı Hak imandan mahrum olan, demin okumuş olduğum ayet-i kerimede sizi dünyaya getirirken size göz, kulak ve kalp verdi, füat verdi, gönül verdi ayet-i kerimesinin aynı zıddıyla olan bir başka ayet-i kerimede وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Biz niçin insanları cehennem için var ettik? Onların kalpleri vardı, anlamazlar, fıkh etmezler, inceden ince düşünmezler. Yalnızca zahire bakarlar, dünyaya bakarlar, dünya nefsinin ve arzuların peşinde koşarlar. Ahiret yokmuş gibi, haşa Allah yokmuş gibi yaşarlar. Onların gözleri de yok, görmez. Gözleri vardı ama hakikati görmezler. Kulakları vardı, hakikati işitmezler. Kör, sağır ve dilsizdirler bunlar. İşte bunlar yaşam tarzı bakımından hak nedir, hakikat nedir, kulluk nedir, Allah nedir, peygamber nedir, kitap nedir bilmezler, ahiret nedir bilmezler, hesap nedir bilmezler. Bunlar şehvetten başka, ki başka bir ayet-i kerimede onlar kafirler gibi, kafirler yedi kat yemek yerler diyor. Değil mi ayet-i kerimede ifade ettiği gibi? İşte onların yemeleri, o yemekten içmekten başka bir şey düşünmeyen, yemek için yaşarlar. Esası noktasında onlar hayvan duygusal, hayvanın duyguları içerisindedirler. Güdüleriyle hareket ederler. Arzularıyla hareket ederler. Hak, hukuk tanımazlar, helal tanımazlar, haram tanımazlar. Ve onlar yaşam tarzından, hayvandan daha aşağıdırlar diyor. Belhum atal diyor. Atal daha sapıktırlar. Evet. Çünkü mesela bugün LGBT dedikleri veyahut da insan dışı tavırları, anlayışları kim ortaya çıkabiliyor? Affedersin, hayvanlar bile bir kıskançlığı vardı. Bunda da o kıskançlık bile yok. Onlardan daha aşağı bir derecede, derekede yaşama hayatını hayat edinirler diyor. Namus yoktur, iffet yoktur, edep yoktur, haya yoktur. Hiç utanma duygularıdır. Arz, ırz ve namus duyguları yoktur. Kıskanma duyguları yoktur. Bunlar onlardan daha aşağıdır. Neden? Bunların kalpleri körelmiştir. Kalplerindeki manevi duygular yok olmuştur. Gözleri körelmiştir. Kalpleri katılaştığı gibi, taşlaştığı gibi o kalbe taşıyan, kalbin yolları olan o göz ve kulakta kör ve sağır olduğu için bu anlamda tamamen belhum atal noktasına gelmiş. Ülâike bul gâfilûn, tamamen gözlerine perde gelmiş insan gibi gaflet içerisindedir ve hiçbir şeyi göremezler, bilmezler, idrak etmezler diyor. Onun için kalbin hakikati imanın hakikatiyle anlaşılır. İman kalbi süsleyendir. Kalbi ziynetlendirendir. Kalbe anlam ve ruh verendir, can verendir. O nedenle Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi ayetlerini ruh gibi ve hayat veren esaslar olarak diye tanımlaması kalbin canlılığıdır. O açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da iyi ve güzel amellerin kalbe bir nur nokta geleceğini, her bir noktanın kalbi kuşatacağını ve kalbi kaplayacağını ve o nurla dolacağını ifade ediyor. Aksi halde ise işlenen haramların ve kötülüklerin nokta bir noktadan siyah bir nokta olacağını ve bu noktanın arta arta katılaşacağını ve taştan daha sert olacağını da beyan ediyor. O açıdan Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Allah size imanı süslendirdi ve imanı güzelleştirdi ve kalbinizi imanla süslendirdi diyor. İmanı size sevdirdi ve kalbinizi imanla süslendirdi diyor. Küfrün, şirkin, isyanın çirkinliğini, basitliğini, adiliğini, ne kadar rezil olduğunu size gösterdi diyor. Küfra ve küfra ve isyan. Evet. Bu şekildeki ifadelerle Cenab-ı Hak o imanın kalbin noktası duruşunu ifade ediyor. Evet. O açıdan kalbin sağlam ve sahih olmasını Kur'an-ı Kerim selim kalp olarak ifade ediyor. Selim kalp. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O gün insanlara ne malları, ne faydaları, ne malları ne de evlatları kendisine fayda vermeyecek. Yani kıyamet günü olarak değil mi? Hiçbirisi, evet. Hesap gününde bunların benim çok malım vardı, çocuğum vardı, benim işte şu kadar imkanım vardı, saltanatım vardı gibi peşine koştuğu, yığdığı, biriktirdiği, her gün daha çok olması için uğraştığı, üstüne koydukça daha çok gözünün aç kaldığı, koydukça daha çok istediği, o biriktirdiği malları, kenz ettiği, temerküz ettiği malların ona hiçbir faydası olmayacak.
ve evlatlarıyla övündüğü evlatlar, benim oğlum genel müdür, benim oğlum bakan, benim oğlum şu veya bu şekilde düşündüğü unsurların kendisine fayda vermeyeceğini bize beyan ediyor. Ancak illa men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim, yani her türlü günah, her türlü şirkten, her türlü küfürden, yani inkardan, her türlü isyandan, taat ve kulluktan çıkaracak her türlü fısk ve davranışlardan arınmış, durulmuş, iman ile süslenmiş, ibadet ile donatılmış, güzel ahlak ile mükemmel hale gelmiş, kemale ermiş bir kalbin sahibi, işte selim kalp budur, imanla süslenmiş, imanla mücehhez olmuş, amelle donatılmış ve ahlakla taçlanmış, daha doğrusu bir kalbin sahibi Allah katında bu evlatlarının da malların da kendisine fayda verdiği bir hurma tanesi kadar ve yarım hurma kadar infak ettiği şeyin, Allah çocuğuna, çoluğuna harcamış olduğu, infak ettiği, eşine harcamış olduğu, infak etmiş olduğu her şeyin hayır ve hasenat olarak harcadığı, kendi için harcadığı, kulluk ve taat için, güçlü kalmak için harcadığı her şeyin kendisine fayda vereceğini, onun için değer olacağını, Allah katında kıymet olacağını ifade ediyor. Onun için kalbi selimi ifade ettiği gibi yanamak, tümme kasat kulubukum, kalpleri katılaşanlar içinde büyük bir azabın olduğunu, vebalin olduğunu ve akıbetin onlar için kötü olduğunu da bize farklı ayet-i kerimelerde ifade ediyor. O açıdan kalbin mana ve ruhunu İmam-ı Rabbani çok güzel ifade ediyor. İmam-ı Rabbani tasavvufta zirve bir alimdir. Biliyorsunuz aslında her tasavvuf alimi veya şeyhi diye veya mürşidi alimdir. Bugün olduğu gibi değildir. Yani bugün adı var, kendi yok gibi değildir. İmam-ı Rabbani, Abdülkadir Geylani, Cüneydi Bağdadi gibi, bunlar hep ilimde zirve insanlardır. Onun için İmam-ı Rabbani, onun Mektubat adlı eseri vardır. İki cilt, Arapça, çok güzeldir. Onu bazen tercüme edip de yanlış kullanan insanlar da var, kendine kalkan edinen insanlar da var. Onu kendi dünyevi görüşlerine ve menfaat ve çıkarlarına alet eden insanlar da var. Onu da yeni gelmişken söyleyeyim. İmam-ı Rabbani büyük bir alim. O şöyle diyor. La ilahe illallah derken o la kılıcıyla bütün kalbindeki putları, kalbin içindeki ve dışındaki putları kır. Önce sahte ilahları yok. Yok et. Sonra illallah, Allah inancını kalbine sok diyor. Bir başka ifadeyle kırdığın bu la kılıcıyla kırdıklarını yine la süpürgesiyle süpür at, kalbini temizle, sonra oraya Allah inancını inat. Çünkü iman küfürle aynı kalpte olmaz. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfi. Müthiş ayet. Yani biz bir insanda iki kalp, bir göğüste, evet, iki kalp. Ma cealallahu, Allah kılmadı. Li raculin, bir adamda, min kalbeyni fi cevfi. Karnında İki kalp kılmadık. Bir tarafta iman olacak, bir kalbinde, bir tarafta küfür olacak. Bir kalbinde şükür olacak, bir kalbinde nankör olacak. Bir kalbinde sabır olacak, bir kalbinde, öyle bir şey yok. Onun için bir kalp var. Biri geldi mi diğeri gider. Gece geldi mi gündüz gider. Ve bulce el hak ve zehbel batıl. Evet. Gündüz geldi mi gece gider. İman geldi mi küfür gider. Allah muhafaza. Küfür geldi mi İman gider. Sayın hocam, şirkisi bir adı olmaz. Evet, iman noktasında, yani kalbimizin merkezi dedik. Hani Mehmet Akif Ersoy'un rahmet ifade edin. Yani imandır o cevheri ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sineye yüktür ifadesiyle. Kesinlikle evet. Mahşi biz ruhlar aleminde eleşü bi rabbiküm sualine galu bela cevabını vererek dünya alemine geldik. Dünya alemine gelirken her insanın kalbi temiz olarak İslam fıtratı üzere dünyaya geliyoruz. Cenab-ı Hak Nahl suresinde ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Kalp en büyük nimet, çünkü imanın merkezi. Tabii. Peki her nimete bir şükür gerekiyorsa, kalpte en büyük bir nimetse iman açısından hale aldığımız zaman biz kalbimizin şükrünü nasıl eda edeceğiz sorusu. Evet. Şimdi teşekkür ederim. Güzel. Allah razı olsun. Şimdi aslında tabii yalnız şükür bağlamında değil, kalp şöyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu ifade ediyor aslında. El iman bi'tun ve sebuna şubeten diyor. İman 70 küsur şubedir. Evet.
ve her bir şubeyi bir anlatıyor. Ekbali la ilahe illallah, en düşüğü imadatul azâ anit tarik diyor. Yoldaki eziyetleri anlatıyor. Şimdi bazen bunları söylerken de bu algı yönetimine düşmek de istemiyorum. Çünkü bu çevre bilinci ve buna benzer kavramlar emperyalizmin bugün yeryüzünde insanları istismar ettiği için çok önemli kavramlardır. Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Yani İslam'da bu vardır derken sanki onlara cevap verir gibi de anlam çıkıyor bazen konuşmalarda ki bu birçok hocamız buna düşüyor. Evet. Çünkü bunlar çevreyi kirletenlerin insanlara vermiş olduğu elma şekeridir. O açıdan bizim çevre bilincimizde, hayat bilincimizde imandır. Bu açıdan bakacağız. Onun için buraya bir antiplandı söylemiş oldum. Buradaki iman, Müslümanın imanı, kalbin makamı ve kalpteki makam olan veya imanın makamı olan kalp, hayata yön veren değerdir. Onun için iman şubedir derken Peygamberimiz, müminin her bir kapısı imanlıdır. Veya iman her yöne bir kapı açmıştır. İşte dediğiniz şükür, o imanın bir kalbidir. Evet. Bir açış kapısıdır. Yoludur. Kapısıdır. Evet. Nedir şükür? Şükür aslında imanın eşyaya, varlığa, nimetlere bakış tarzıdır. Yani imanın bir gözüdür şükür. Evet. Şimdi her şeyin bir gözü var değil mi? Evet. İmanın nimetler karşısındaki bakış tarzı, onu değerlendirmesi, ona o verdiği konum ve onun katındaki değeri şükürle anlatılır işte. Şükür teşekkür demektir. Türkçemizdeki teşekkür etmektir. Hemen şekera fe innema yeşkur nefsi. Kim şükrederse kendine şükreder. İşte bakın benim şükrüm sizi ilgilendirmiyor. Yani Rabbime, Rabbimle olan Rabbimin buna olan ihtiyacı değil. Yaratıcının bir ihtiyacı değil. Şükür benimle ilgili. Yaratılanın. Yattığını kendine. Bütün ibadetler olduğu gibi. Ve men şekera fe innema yeşkuru nefsi. Kim şükrederse kendine teşekkür etmiş olur. Bu açıdan şükür demek varlığın sahibine imanını nimet üzerinden anlatmak demektir. Allah'ım verilen nimet senindir. Kalp senindir, göz senindir, bedenim senindir. Senin verdiğin nimetindir bu. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynaya baktığı zaman dua eder ve bize öğretir. Allahümme ahsin hulki keme ahsente halki. Yaratılışımı güzelleştir. Evet, ahlakımı yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel kıl diyor. Evet. Ne demek bu? Ve Peygamberimize her baktığımızda yüzümüze bakıyoruz. Kaşlarımıza, gözlerimize, yüzümüze, endamımıza, tipimize bakıyoruz. Ve Rabbimizin verdiği bu nimetler karşısında bunlar toprak olacak. Asıl kalacak olan imandır, ahlaktır. O zaman ahlakımızın güzelleşmesi için Peygamberimiz bize dua öğretiyor. Ne güzel bir dua. Bu peygamber öğretisi işte. Az ve öz kitapları doldur. Anlat anlatabildiğin kadarıyla. Değil mi? Hayır. Çünkü o cevamül kerim olan az sözle çok anlam ifade eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en fasih konuşan peygamber. O açıdan bu ahlakımı güzelleştir derken de çünkü imanın İnsanın imanen en üstünü ahlaken en üstün olanıdır. En güzel olanıdır. Ahsanuhum hulukan. Ekmelül mu'min imanen ahsanuhum hulukan. Yani Peygamber Efendimiz ahlakından bahsederken de ve inneke le ala hulukun. Tabii. Evet de. Onun için imanın ahlakın en güzel olması, imanen kemal bakımından üstün olmasını da bu şekilde ifade etmek de Peygamberimiz burada bu şekilde ahlakın güzelliğini istiyor. Evet. İşte şükür Müslümanın ahlakının en güzel davranışlarından birisidir. Aslında bu kavramlar şükür, sabır, kanaat, tevekkül gibi hayatımızın ibadet ve ahlak boyutundan, iman boyutundan kapsayan bu kavramlar çok örselendi, çok ötelendi veya içi boşaltılmış ve bugün Müslümanların gündeminde olmayan kavramlar. Ciddi veya çok yanlış anlamlarla yüklenmiş kavramlar. Bir kanaati söylediği zaman insanlar tembellik gibi anlıyor. Mesela şu anda şükür kavramını anladığımız zaman varlık zamanında göbeğimizi kaşımak gibi düşünebiliyoruz şükrü. Halbuki şükür hayatın nimet üzerinden yaşanması olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ şükreden kullarım azdır diye tanılması
işin ne kadar büyük bir ciddiyet olduğunu ortaya çıkarıyor. Hatta Hazreti Abdullah Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah olacak. Peygamber ayeti kerime bu okuyunca ve kalilun min ibadiye şekur de diyor, şöyle diyordur. Allah'ım beni azlardan et diyor. Ne demek azlardan? Şükredenler. Şükredenler az olduğu için. Evet. İnsanoğlu tamahkar olması, huluga insan halua diyor hem değil mi? Evet. O insanın ihtiras sahibi olarak varlık kalbinde ve ruhunda bu ihtiras hastalığının olması noktasında insan mala olan düşkünlüğünde kendisine bir nimet geldiğinde nimeti kabul eder ama bir sıkıntı geldiğinde acuzluk yapar. Sıkıntı yapar, feveran eder diyor ayet-i kerime değil mi? Evet, İllel musallin, ancak namaz kılanlar, hakkıyla namaz kılanlar bundan müstahsandır diyor. İşte burada insanın şükretmesi demek, varlığın sahibini bilmesi, verenin o olduğunu, alanın o olduğunu bilmesidir. O nedenle فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Siz zikredin, beni hatırlayın, anın, hayatınızla beni anın da hayatınızda benim adımla yaşayın ki ben de sizi nimetlerimle, daha büyük nimetlerle hatırlayayım. Şükredin ama nankörlük etmeyin. فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Asla nankörlük etmeyin. Onun için şükrün zıddı küffan nimettir. Küfran nimet, yani nimeti inkar etmek demektir. Nimetin sahibini tanımamak demektir. O açıdan şükür nimeti artıran şeydir. Deyin şekertum lezidennekum. Eğer şükrederseniz artırırım diyor. Kulluk aslında şükrün bizzat kendisidir. İbadetin bütün hayatımız şükürdür aslında. Aynen şuna benziyor. İmanın yansıması şuna benziyor. Ben bir babayım. Aynı zamanda dedeyim. Aynı zamanda amcayım. Aynı zamanda dayıyım, aynı zamanda oğlum, aynı zamanda torunum. Bakın bir insan, koyusun merkezi insan ama bağlantıları bakımından farklı anlamlar kazanıyor. Baba, dede, oğul, torun, dayı, amca, yeğen değil mi? Evet. Gibi. Bakın isimler meydana geliyor. İşte iman da hayata yansıması bakımından farklı isimlerle yansıyor. Birincisi şükür. Şükür nedir? Allah'ın verdiği nimetler karşısındaki kulun tutumudur. Bu nimetin sahibi kimdir? Bu nimeti niçin vermiştir? Nimeti nasıl kullanmalıyım? Nimetin sahibini tanımak. Bismillah diyoruz. Sonra nimetin sahibinin verdiği nimeti verdiği için şükrediyoruz. Niçin verdiğini bilerek kulluğumuzu icra ediyoruz. Onun için şükür nimeti verenin verdiği gaye üzere kullanmaktır. Dille zikir, dille zikir, şükür, evet. Kalb ile şükür, beden ile şükür. Dil, o şükür vereni Bismillah diyerek Allah'tan, Allah'ın bedenine hamd ederek ona teşekkür etmesidir. Ve verdiği, niçin verdiğini, verdiği gaye, malı verdi, ona isyan edesinde değil. Onu tanımayasın, onun haramlarını yapasın, onun emirlerini çiğneyesin diye sana nimet vermedi. Aklı verdi, kalbi verdi işte. Kalbin şükrü nedir? Kalbin şükrü, kalbe imanı yerleştirmek ve imanın kabul ettiği güzel hasletleri ve ahlakı yerleştirmektir. Kalbin şükrü budur. Onun için şükür, sabır, kanaat, güzel ahlak gibi değerleri oraya yerleştirmek, öfkeyi tutmak gibi... eziyetlere katlanmak gibi güzel değerleri katlanmak, nankörlük, acelecilik, küfran nimet içerisinde olmak, kötü söz sahibi olmak gibi kötü ahlaki davranışlardan kendini arındırmak, uzaklaştırmaktır. Onun için kalbin şükrü, kalbe layık olan, imana layık olan esasları, ahlaki erdemlikleri yerleştirmektir. Sayın hocam, kalbimizin ibadetlerinden birisi olan ihlas konusunda, hani eddinun nasiha. Yani burada biz sizin güzel bir yaklaşımınız var. Onu evet. Da dinlemek isteriz. Yani din nasihattır derken burada ihlasa bir vurgu var. Değil mi? Yani bu konuda neler söylersiniz? Yok Arda, ben o anlamı oradaki o tercümeyi kabul etmiyorum yani. Evet. Şimdi onu bugün mesela dikkatimi çekti. Başka bir kitapta okudum. O da mesela Riyazu Salihin'in tercümesinde eddinun nasihayı hayırhah diye tercüme etmiş. Orijinal tabir. Hayırhah. Din din hayır hahtır. Her şeyle hayırdır. Allah için hayır, peygamber diyemem diyor. Evet, evet. O da hayır hah diye tercüme etmiş. Din nasihattir. Oradaki anlam odur. Evet. Çünkü ihlas
Kul huvallahu ehad. İhlas suresi var değil mi? Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, din yalnız Allah'a haksız kılmaktır. Kul ümürtü en a'budallahu muhlisan lehuddin. De ki ben Allah'a, yalnız Allah'a ihlas ile kulluk yapmak istedim, emredoldum diyor. Bütün bunlar bize la ilahe illallah aslında ihlastır işte. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yoktur. İhlas işte bu inancı üzerine Allah'tan başka ilah yoktur, kulluk yapılacak yoktur. Hakikatiyle müminin bütün hayatını Allah'ın istediği ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak ve Allah için yapmaktır. O ki sorunuzun üzerine şunu söyleyeyim. Bütün ibadetlerin temeli niyettir. İnnemel amelü bin niyat, değil mi? Peygamberimizin dinin tamamını anlatacak bir hadistir bu. Evet. Dinin bütününü anlatacak bir şekilde. Hadis uleması bununla ilgili birkaç hadisiyle dikkat alarak dinin dörtte biri şeklinde tercüme ettiği yerler de vardır ama burada dinin, ibadetlerin makbuliyetinin, ibadetlerin Allah katındaki değerinin birinci ölçüsü ihlastır. Yani niyettir. O açıdan namazımızı Allah için kılacağız. Orucumuzu Allah için tutacağız. Zekatımızı Allah için vereceğiz. Yaptığımız her iyilik ve güzelliği Allah için yapacağız. Böyle değil de içine şöhret, içine desinler, kahramanlık gibi bir şey eklersek o zaman, yani başka bir kelimeyi de ortak etsek o ihlas bozulur. Temiz bir suya başka bir pisliğin katılması ve onun murdar etmesi gibidir. O açıdan Peygamberimize sahabe soruyor, ya Resulallah, birisi Allah için, Allah'ın rızası için cihad etmek istiyor. Ama bir tarafın da diyor ki zikrim olsun, şanım olsun. Söylesinler. Söylesinler. Ben az da ne kahraman desinler, evet, diyor. Bu soruyu 3 defa tekrar ediyor. Peygamberimize 3. tekrarda şu ayet-i kerime okuyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي اَحَدًا. Allah'ın مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّي, Rabbi ile buluşmak isteyen kişi salih amel işlesin, asla ona hiçbir kimse, hiçbir varlığı ortak koşmasın. Riya Allah'a ortak koşmaktır. Gizli şirk diyor. Allah'a şerik diyorma tabii. Evet. Gizli şirk. Suma, desinler, şöhret ve buna benzer kavramlar her birisi şirktir. O açıdan ihlas en küçük bir hileyi kabul etmeyen hakikattir. Bütün ibadetlerin nuru, fanusu, esası ihlastır. Onun için kalp, ihlasın merkezi kalptir, niyettir. Ameller niyetlere göre dedirken birinci anlamıyla ibadetlerin makbul olmasının birinci şartı batını anlamda kalbin Allah için olması, zahiri anlamda ibadetlerin peygamber olmasıdır. Şeklen, manen, madden peygamber olmasıdır. Peygamberin nasıl yapmışsa o şekilde yaparsak ibadet olur. Kıbleye dönmeden 100 rekat namaz kılsak 2 rekat namazın yine geçer mi kıbleye döndüğümüz zaman? Asla. Güneş doğuya ve batıya dönsek, tevelli ve cehke şatral mescidin haram emrini unutsak, secde yapmadan namaz kılsak olur mu? Olmaz. Rükû yapmadan olur mu? Olmaz. Sallu kemâ râitumun usalli. Ben nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın diyor Allah aleyhissalatü vesselam. Onun için birinci ibadetimizin birinci ayağı ihlas. Allah için, yalnız onun rızasını kazanmak için yapmak. İkincisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı şekliyle yapmaktır. Orucumuzu nasıl tutmuşuz? İşte daha önce söyledik. Orucumuzu geciktirmek. Bilmem temkin vakti koyuyor, bilmem kendine göre uyduruyor. Sonra işte orucu geç açtırıyor. Halbuki nedir? Peygamberimiz iftarda acele edin diyor. Namaz kılayım da orucu açayım desem diyen bir adam mı daha çok kazanır? Orucunu açıp da namaz kılan bir adam mı daha çok kazanır? Orucunu açıp da İkisi namaz... de orucunu açmış olur. Ama hangisi daha faziletlidir? Orucunu açıp neden peygamberimiz iftarda acele edin? Evet. Saat 2'de yiyip yatan mı daha sevaplıdır? Yoksa ezan okunmadan bir dakika veya ezan okundu esnada orucunu bırakan, imsakını tutan insanın ibadeti mi daha güzeldir? İmsakı. Neden? Evet. Sahuru geciktirin, iftara acele edin. Din, dinde boşluk yok. Evet. Dinde her şey yerli yerincedir. Kurallıdır, kaydedilir. Başı boşluk dinde yok. Kim ne yapacaksa besmele çektiği zaman neyi yapacağını, neyi yapmayacağını bilir.
yapacağı her işin ölçüsü vardır. Hanımıyla beraber olmanın ölçüsüyle, babasıyla, anasıyla beraber olmanın ölçüsünü koymuştur. Çocuklarıyla nasıl hemhal olacağının ölçüsünü koymuştur. Atabiliyor muyum? Evet. Yani hayatta iş arkadaşıyla nasıl muamele edecek onun da ölçüsünü koymuştur. Büyükleriyle, küçükle nasıl davranacak onun da ölçüsünü koymuştur. Şefkati ve merhameti, saygınlığı ve hürmetin nasıl ölçüde olacağını koymuştur. Secdeye varınca bir ölçü koymak, secdeye varınca bir hürmet etmenin dinde şirk olduğunu ortaya koyan din ama büyüklere saygı göstermeyi emrediyor. Onun için dinde boşluk yok. Her şey yerli yerincedir. Şeriat, din esaslarını bizim doğruluğu şüphe götürmeyen ve tecrübe edilmiş hakikatlere doludur din. O açıdan niyetimiz sahih ve sağlam, amelimiz peygamber ölçüsünde, kıvamında olacak. İşte buna sünnet diyoruz. Neden sünnetle savaşıyorlar? Sünneti yıkarsanız Kur'an'ı yıkarsınız. Çünkü Kur'an teoridir. Esaslardır. Pratik olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Onun için sünneti yıktığınız zaman Kur'an'ı kafanıza göre istediğiniz şekilde yorumlama imkanı bulursunuz. Herkesten bir ses gelir. Evet. Ama sünnet o yorumları keser. Hani rahatsızlık oradan kaynaklı. Tabii. Onun için sünneti, sünnet düşmanlığı Allah Resulü'nün hayatını ortadan kaldırarak, onun siretini ve siyerini yok ederek, Kur'an'ın yaşanmışlığını ve örnekliğini, numunesini kaldırarak teori şeklinde olan Kur'an'la keyiflerine göre yorumlamak. Sonradan ne geldi? Kur'an'ın vahiy oluşu noktasında tarihsellik gibi kavramlar gündemine, hermeneutik gibi kavrama geldi. Ya ben bir akademik çalışma olarak yapmış olan birisi olarak bundan ne anlama geldiğini biliyorum. Tarihselliğin ne anlama geldiğini, hermeneutiğin ne anlama geldiğini, anlam bilimi ne olduğunu bunları biliyorum. Ama bugünkü topluma sunulan ilmi çalışmanın içerisinde olması gereken esasların toplumsal düzlemde konuşulması, kafaları karıştırarak Kur'an sanki Mekke'ye inmiş ve Mekke'de kalmış bir kitap gibi sunulması, mücadelesi, müsteşriklerin ortaya koymuş olduğu fikirlerin ortaya, yani onların fikirlerine destek olmaktır. Lord Curzon'un demesi gibi Kur'an'ı Müslümanların elinden aldığımız zaman ancak başarabiliriz dediklerinde işte o zihniyetin, o haçlı zihniyetin yeresel anlamdaki yansımalarıdır bunlar. Çanakkale'yi niye geçemediğin sorusuna verdiğin evet. Cevap olur. Aynı şekilde evet. Bu açıdan bugünkü bakın işte bugün şehrimizin bir yerinde itikaf evet, için hocam. Bir adam çıkmış kendince ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Bunlar kime hizmet ediyor? Vallahi ve billahi tallahi ifade ediyorum bunların hepsi haçlı zihniyetin artıklarıdır. Bu ülkenin hainleridir. Sakalıyla, şalvarıyla, bilmem şu veya bu hocayı tiplemesiyle ortaya çıkanlar, FETÖ ve buna benzeri çalışmalar, bu milletin birliğini ve beraberini bozmak, tefrika çıkarmak, din üzerinden millete fitne sokmaktır. Hocam Kur'an-ı Kerim'de mescid-i dırar örneğini veriyor. Aynı şekilde kul in kuntum tuhibbun Allah fettebiuni değil mi? Evet. Yani burada ayet-i kerime açık. Şimdi burada dünyanın cedelleştiği bir durum var. Evet. Bugün ülkeyi idare edenler bizi girdama sokmak için bununla yapmıyor. Ölenleri görüyoruz. Bak bugün Manavgat'ın, arkadaşlar paylaşmış gördüm, Manavgat'ın ASSO başkanı. Evet. ASSO ne diyorlar? Başka bir isim vardı mutlaka da. Evet. Yani ticaret odası başkanı. Odası başkanı rahmetli oldu. Daha dün bir rektör, kurucu bir rektör, profesör 50 yaşında rahmetli oldu. Bunlar ha insanlar ölecek mutlaka ama bu bir hastalık ve veba. Ve sünnette bunun yeri var. Peygamberimiz buyuruyor ki taun hastalığı çıktığında duy zaman girmeyin ve çıkmayın diyor. Bunlar daha önce, bunları konuştuk daha önceden. Onun için itikaf, şu anda itikaf için yasak yok. Bak ben ilçenin müftüsüyüm. İtikafın müracaat eden kardeşlerimiz bize müracaat ettikleri zaman istedikleri camide biz onlara imkan sağlayacağız. Onların gerekli bu temizlik şartlarına, bugünkü pandemi şartlarına uymaları şartıyla itikafta kalmalarına izin veriyoruz. Bugünkü yapılanlar kaymakamlık olur olarak onların gerekli bilgilerini alarak biz buna izin veriyoruz. Ve şu anda bizde de müracaat eden kardeşlerimiz var. Evet. Ama bunu bir şova dönüştürüp ve toplumsal bir algı haline döndürmek ciddi bir problemdir. Bir de 70 kişilik bir grup olarak. Evet. Yani, kim olursa ne olursa olsun. Evet. Bu bize vazifedir. Bunların bu toplumun birliğini koruşmak.
bu toplumun dirliğini konuşmak, haçlı zihniyetlerin burada yeşermesini engellemek için konuşmak zorundayız. Doğru insanlar konuşmazsa yanlış insanların konuşması bu toplumu bozuyor. Bu toplumun önünde önemli cedeller, önemli sıkıntılar meydana getiriyor. Yaşadık bunu. 15 Temmuz'u boşuna mı yaşadık biz? 15 Temmuz birdenbire mi geldi? 40 yıllık, 50 yıllık birikimiydi bu. Konuştuğumuz zaman insanlar bizi fitneci kabul ediyorlardı. Bunlarla ilgili konuştuğumuz zaman farklı şekillerde düşünüyorlardı ve söylüyorlardı. Ama din pazarlanmaz. Din yaşanır. Pazarlanan din işte bir istismarın büyük bir projenin adıdır. Eğer sen bu milleti hala temkin diye namazlarıyla oynuyorsan, oruçlarıyla oynayıp da bu milletin orucuna, Ramazan'ına tefrika sokuyorsan bu bir projedir. Başka bir şey değildir. Bunun da etkili kimler, herkes bunun farkına varmalıdır. Yalnız bunu Doktor İhsan İlhan söylemesi değildir. İş işten geçtikten sonra Diyanet bizi neden uyandırmadı? Hocalar bize neden söylemedi diyorlar. Bak geldiğim günden beri burada ve daha önceki yerlerde de. Evet, bu çalışmayı ben her zaman söylüyorum. Kimseye düşmanlığım yok. Allah diyen başımın tacıdır. Ama ümmetin ve milletin birlik ve tefrika olacak her şeye karşı olacağız. Devletimize zeval getirecek, halel getirecek her türlü davranışın karşına olacağız. Yurt dışına çıkan her adam devletin ne olduğunu anlaması lazım. 96'da Belarus'a gittim. Orada devletin büyüklüğünü, devlet sahibi olmanın ne anlama geldiğini orada öğrendim. Yani bunu biliyorduk ama yaşayarak gördük. Aynel yakın değil mi? İlmel yakın, hakkal yakın gördük bu işi. Onun için eğer arkanızda güçlü bir devlet varsa gittiğiniz her yerde dik yürüyorsunuz. Onun için bu bizi zaafiyete sokmak için bugün yine okuduğum bir haberlerin birisinde terör örgütleri Batı'yla nasıl sıkı fıkı içinde olduklarını gösteriyor. Bunlar artık konuşuluyor, medyada var. Kimseye saklı değil. Sebebi ne? Çanakkale'de geçemeyenler ideallerinden vazgeçmediler. Bugün aynı düşüncelerle hareket ediyorlar. Onun için belki konuyu farklı noktaya gelmiş olabilir. Bunlar önemli konular. İman ittifaktır. Evet. Allah'ı bir, kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi bir olan müminler nasıl farklı farklı düşünebilirler? Nasıl birbirine silah çekebilirler? Nasıl birbirlerine ihanet edebilirler? Siz takım elbise giymişsiniz, ben de başka spor elbise giymişim. Farklımız budur işte. Ama değerlerimiz, inancımız, hayata bakışlarımız aynıdır. Renklerimizin, dillerimizin farklı oluşu, arzularımızın, düşüncelerimizin, bir takım dünyevi anlamdaki farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Herkes aynı kabiliyete değildir. Akif ne diyor? Türk, Arap Türk'ün eli koludur. Türkse Arap'ın aklı gözü kulağıdır diyor. Çünkü biz millet olarak 16 devlet kurmuş, tarihsel olarak devlet bilinci ve terbiyesi önemli olan bir milletiz. İlim ve irfan noktasına farklı noktaya gelmiş bir milletiz. Her milletin, her toplumun kendine göre özellikleri vardır. Mesela bir söz söylerim Ramazan. Amerikalılar zencileri olimpiyattan olimpiyata hatırlarlar. İnsanı değer olarak da koymazlar. Her gün öldürüyorlar görüyorsunuz. Ama olimpiyatlarda onlardan daha kıymetli kimse yoktu. Neden? Çünkü en iyi koşan onlardır. Madalyonu onlar getiriyorlar. Onlara öyle bir kabiliyet vermiş. O spor veya o koşu diyelim noktada onlara öyle bir güç vermiş. O açıdan iman müminin kalbi hayatının merkezinde sevdiğini Allah için seven, her şeyi Allah için seven ama hiçbir şeyi Allah gibi sevmeyendir. Hocam bu da çok önemli. Günümüzdeki işte biraz önce söylediğiniz tarikatlar, cemaatlerdeki kişilerin, yani ayet-i kerimede de malumunuz var. Yani onlar Allah'ı sever gibi severler, müminler ise bu Allah'ı severler. Bu tarikat veya şey anlamı değil. Bu sapkınlık. Hani şöyle tarikatın tarikat Allah sevgisini öğretir aslında işin doğrusunda, işin hakikatinde. Cemaat kavramı sonraki bir kavramdır. Yani 1950'den sonra icat edilmiş bir kavramdır. Cemaat
aslında dini anlamda cemaat, her Müslümanlar bir cemaattir. Evet. Müslümanın ikinci bir cemaati yoktur. Mesela diyor, haberler dinlerseniz çıkar karşınıza. Azınlık Ermeni cemaati, azınlık Yahudi cemaati diye söyler. Evet. Bu aslında cemaat din merkezidir. Onun için İslam toplum bir cemaattir. Ama cemaat sözlük anlamda, topluluklar anlamında kullanılabilir. Sözlük anlamında, evet, literatür olarak dini kavramda kullanılmaz. Evet. Müslümanlar tek cemaattir. Ama topluluk, şu topluluk, bu topluluk olabilir. Ama tarikat bizim siz tarihi anlamdaki manasıyla dini yaşamada bir öğretidir. Bir yoldur, metottur. Evet. Aslında Peygamberimiz zamanındaki ihsan ve züht kavramının daha çok bir yol, metot olarak, disiplin olarak orta, tasavvuf dediğimiz, tarikat daha da, değil de tasavvuf dediğimiz şey, fıkıh gibi, kıraat gibi, kelam gibi bir ilmi disiplindir. Evet. O nedir? Peygamberimizin züht ve takvasını, ahlaki değerlerini, özellikle işte kalbi amellerin yaşama biçimindeki bir metottur, eğitimdir. Evet. Bu anlamıyla düzeltmemiz gerekir. Ama bu yani küfür için de böyledir. İnsanlar sevdiği liderlerini, önderlerini, şunu veya bunu, onlar mesela bir komünist için Karl Marx büyük bir değerdir. Lenin bir değerdir söz gelimi. Ve ona göre onun görüşleri Allah emrediyormuş gibi yaşar. Onun das kapitali onun için asıl mukaddes kitaptır. Hani hocam ayet-i kerimede onlar din adamlarını Rabler edindiler. O işte oraya geleceğim. Evet. O da Rab edinme de ayrı bir şey. Onlar din o zaman ehli kitap için anlatıyor. Evet. Kur'an bunu ne yani söylüyor bize? Kur'an bunu şunu söylüyor. Bak diyor, ehli kitap اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Onlar Allah'la beraber Allah'a inanıyordular ama Allah yetmedi haş onlara. Ve kefa billahi vekila. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah, değil mi? Allah onlara yetmedi, haşa. Onun için hahamlarını ve papazlarını kendilerine Rab edindiler. Rab. Kur'an nasıl başlıyor Fatiha? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Neden Rab dedi, ilah demedi? Evet. Ya. Çünkü ilah olarak Allah biliyorlar. Yaratan Allah diyor. Ama hayata karışan Allah değil. Ayet-i kerimede onlara sorsan desen ki gökleri kim yarattı? Yağmur yağdıran kimdir desen? Allah. Allah. Ha, Allah derler. Evet. İşte orada Allah ilahtır. Evet. İlah olarak Allah kabul. Yaratan o. Evet. Gökten yağmur indiren o. Ama hayatı kime göre yaşayacağım? Hahamlar ve papazlar ne derse odur. Bazen diyorum kimse alınmasın buna. Ben müminlerin imanını kurtarmak için mücadele ediyorum ve onun için konuşuyorum. Kimseye ne düşmanlığım var ne hırsım var. Yanlışları birebir söyleyerek anlatıyorum. Belki bana düşmanlık ediyorlardır. Umurumda değil. Ama ben beni dinleyenlerin imanını korumakla görevliyim. Onun için söylüyorum. Mesuliyetim bu. Evet. Müslüman olarak mesuliyetim, bir ilim talebesi olarak mesuliyetim, bir de kuşandığım, evet, ve konumum itibariyle, makamım itibariyle mesuliyetim. O açıdan ayet ve hades ben dinlemem, bilmem. Hocalar ne dese o. Gibi söz aynı sözdür. Onlar hahamlarını ve papazlarını Rab edindiler. Neden ilah değiller Rab? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ha, o veren o, besleyen o, emri dinlenen o, hükmü dinlenen o, yöneten o. Rab bu demek bak. Yöneten, terbiye eden, helal ve haram koyan bütün esaslar onun prensipleridir. Hahamları Rab edinmek ne demek? Dediler ki ya Resulallah, ya Muhammed, biz hahamlarımızı, papazlarımızı Rab edinmedik. Ve Resul Efendimiz onlara şöyle dedi. Onlar size helal dedikten helal ve haram dedikten haram demiyor musunuz? Evet. İşte Rab edinmek budur. Senin hayat ölçülerini kim koyuyorsa, senin davranışlarını kim yerine getiriyorsa, o işte senin Rabbindir. Camiye gitme. Camide namazın olma diyor. Sen onu tutuyorsan eğer o senin Rabbindir işte. Allah Kur'an'da camiler Allah'ın mescitleridir, Allah'ın evleridir diye ifade edecek. Ve Kabe'nin şubesi olarak kabul edilecek. Camiye gitmeyi Müslümanlara dindarlık diye sunacaksın. Sonra bu din olacak. Böyle din, işte bu nedir? Onu Rabb edinmektir. Hocalar haşa kendilerini veya alimler kendilerine Allah'lık taslayanlar değildir. Alimler peygamber varisidir. Alimler
insanlara Allah'ın yolunu gösteren rehberlerdir, mürşitlerdir. Allah'tan da en çok korkan. Allah'ın önüne haşa dinle Allah arasında kendilerini koyanlar değildir, ruhbanlık yapanlar değillerdir. Bugün din hakkındaki bütün tartışmaların temelinde kilisenin ruhbanlık anlayışının hayatı çekilmez hale getirmesi, daha sonra seküler yapının, laik yapının kiliseye karşı savaşması sonundaki kavgaların sonunda üretilmiş kavramlardır onlar. Ama İslam'la bağdaşmaz hocam. Tabii, onun için ruhbanlık onların kendi uydurdukları anlayıştır. Kur'an ne diyor ya? İbtedavuha. Kendileri uydurdular ama kendileri uymadılar. Evet. O açıdan ilim adamı insanlara hidayet yolunu gösterir. Hidayeti vermek de kimsenin elinde değil. Peygamberin elinde değil ki hocanın, şunun, bugün şeyhin, efendinin elinde olsun, üstazın elinde olsun. Kimsenin elinde değil hidayet vermek. Ölmüşün, ölmüş adamın hiç elinde değil. Leste aleyhim bi musaytir. Peygamberimiz diyor ki benim dirim de sizin hayırdır, ölüm de aradır. Ne diyor? Dirim de size ben Allah'ın kitabını getirdim, hayrı öğrettim, hayra teşvik ettim. Ölümde ise size istiğfar ederim. Sizin için bağışlanma dilerim diyor. O bir peygamber olarak bunu söylüyor. Tamam? Onun için o ümmeti için bunu söylüyor. Peygamber varisi olmak demek peygamberin mülküne değil, peygamberin ilmine varistirler. Çünkü miras olarak ilmi bırakmış. İlmi bırakmıştır. Onu insanlara tebliğ etme, hakkı haykırma, hakikati insana ulaştırma, insanlara örnek olma, rehber olma. Onun için alimin dünya düşkünlüğü zem edilmiştir. Alim dünya düşkün olmaz. Dünya malı toplamaz. Dünya malı biriktirmez. Dünya malını biriktiren alim, o peygamber yoluna çıkmıştır. Çünkü o peygamber varisi olan kişi biriktiren değildir. Harcayandır. Ama gel gör ki bugün hak getire. Değil mi? O açıdan bu anlamıyla kulun niyetini sağlam tutması, amelini peygambere göre benzetmesi hayatı Allah için yaşamanın adıdır. Şükür, bütün bu kavramlar aslında ifade ettiğiniz bütün kavramlar bu kulluğun hayattaki yansıma biçimleridir. Sayın hocam, tabii aynı zamanda biraz önce de girizgahta da ifade ettik. Bir kötülük yaptığımız zaman, bir günah işlediğimiz zaman kalbimize siyah bir noktanın konması. O zaman bu noktada baktığımız zaman kalbimizin ibadetlerinden bir tanesi de tevbe etmektir. Evet. Hani tevbe hususunda neler söylersiniz Sayın hocam? Tabii tevbe hayatı reorganize eden bir ibadettir. Müminin sevgilisidir tevbe. Müminin sevgilisidir. Müminin hayatındaki vazgeçilmez en üst değerdir. Çünkü mümin yenilenmek peşine koşar. İki gün eşit olan ziyandadır hakikati karşısında. Her zaman Allah'a, yönü Allah'a doğru olan kuldur. Allah'a doğru gidendir. Allah'ın rızasını kazanmanın peşinde koşandır. Günahlar bu rızadan kendini alıkoyan unsurlardır. Tövbe kendisini yenilemektir, rücu etmektir. O nedenle ennedametü, ettevbe nedamettir, pişmanlıktır. Ve müminin günahında ısrar etmemesidir. Böyle müsirru alâ mâ faalû. İşlediklerinde ısrar etmeyen, hemen bağışlanma dileyendir. Herhangi bir kötülük, fuhşiyat veya haram işlediği zaman onda ısrar etmeyen ve yalnızca bağışlayacağının Allah olduğunu bilerek yol almasıdır. Onun için tevbe müminin Rabbine olan bağındaki gevşekliği yeniden gözden geçirmesi. Hocam ayet-i kerimeyi nasıl anlamamız? Yani ya yuhellezine emenü tubu ilallahi tevbeten nasuha derken, evet. Buradaki nasuh tevbenin özellikleri neler? Nasuh tevbe, ey iman edenler. Demek günah insan için. Evet. Bak ey iman edenler, bunda alimi, mürşidi, şeyhi, efendisi herkes dahil bu ayet-i kerime, değil mi? Ey iman edenler. Evet. Demek ki günahsız kimse yok. Peygamber Efendimiz günde 70 defa istiğfar ediyor. 100 defa istiğfar ediyor diyor. Halbuki hocam tevbe şeyde Fetih suresinde liyafira lekallahu me tegaddeme min zenbik. Ve ma teahara. Senin geçmiş gelecek tüm günahlarını affetmesi, ama Hazreti Ayşe validemize verdiği cevap efele ekuna abden şekura. İşte orada şu var. Peygamber bir öğretmen. Evet. Öğretmen olduğu için bize öğretiyor onları. Kendisinden bize öğretmen için bunları talim ettiriyor aslında onları. Evet. Öğretmen. Spor öğretmen de kendisi yapar. Öğrenci yapsın de, değil mi? Evet. Spor öğretmeni öğretmene, öğrenciye göstermeden veya matematik öğretmeni çözmeden öğrenci nasıl görecek?
Peygamber öğretmendir. Çünkü ben öğretmen olarak gönderdim. Alimler de öğretmendir işte. Onun için Peygamberimiz bu öğretmenliğini bize gösteriyor. Ey iman edenler derken bütün müminler buna dahildir. Hangi kategoride olursa olsun. Tövbe edin. Nasıl tövbe edin? Ama yani yapboz değil. Öyle bir tövbe edin ki günaha geri dönüşü olmayan bir tövbe. Burada samimi diye tercüme ediyorlar. Bak bu, burada kavram da eksiktir, samimi. Şimdi samimiyet eksik kalır burada. Nasıl bir yer? Kelimenin sözlük anlamı şu. Ayıpları veya yırtığı dikecek, yok edecek bir tövbe. Ayıpları ötecek bir tövbe. En güzel tabiriyle süt, memeden sağılan sütün geri dönmemesi gibi bir daha günaha dönmeyecek bir tövbe. İşte çünkü mümin ölümün her zaman kendisini yakalayacağını bilen insandır. Aslında kanaati konuşacaktık, o da vakit de kalmadı. Bugün en çok ihtiyacımız olan birisi de bu. İnsan biriktirdikçe kendisinin ölümden uzaklaştığını zannediyor. Halbuki biriktirdiği mal her gün kendini ölüme yaklaştırıyor. Dünyaya olan her düşkünlüğümüz hızlıca dünya ahiretin bize geldiğini ifadesidir. Her gece ve gündüz insanı aslında makamına doğru yaklaştırıyor. Berzaka doğru yaklaştırıyor. Her gece gündüz. Değil mi? O açıdan tövbe budur işte. O nedenle veleyse de tevbetü lillezine ya'melune seyyiat. İşte burayı okursak tövben iki ayeti birleştirirsek anlam meydana gelir. Nasıl tövbe nedir? Sütün memeye geri dönmemesi gibi, müminin günaha geri dönmemesi gibi anlam ifade ettik ya. Şimdi bu ayeti kerime diyor ki estağfirullah. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Amel, kötü ameller işlediğiniz zaman yaptığınız tövbe tövbe değildir. Bu ne demek? حَتَّ اِذَا حَدَرَ حَدَ الْمَوْتِ Ha yaptım mı? Yine yaptım. Ömrüm oldu. Tövbe ettim. Oğlum olur. Çünkü önceki ayet-i kerimede اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَى بِجَانَةٍ ثُمَّ تَبُوا اِلَى اللّٰهِ diyor değil mi? Şimdi اِنَّمَا التَّوْبَةُ Tövbe ancak şudur. Mümin bir hatayla, yanlışla bir iş yaptı. Sonra ondan tövbe etti. فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Allah'ın tövbesini kabul eder. Ama hemen ayet-i kerimede ikinci devamında günahı hayat edindi. Haram işlemek artık ona sinek gibi. O kadar hafif ki hiç tınmıyor. Haram mı? Git be başından. Hangi çağda yaşıyoruz? Haram mı? Kötülük mü? Hiç umursamıyor. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Tınlamıyor. Bu haram yaşamayı, günahlarla yaşamayı kendisine hayat edinen adama ölüm geldiği anda artık gözler açıldı, perdeler kalktı. Vay be! Bu iş çok da bildiğim gibi değilmiş. Heba'en mensura! Bomboş bir şey oldu. Toz duman. Perdeler açıldı, hakikatle karşı karşıya kaldı. Kendisine cennetteki yeri gösterildi, sonra çevrildi. Cehennemde kazandığı yeri gösterildi. İşte o zaman eyvah ben ne yaptım? Allah'ım beni affet dese onun hiçbir anlamı yok işte. O bir hebaim, o boş söz. O toz toprak. Yaptığı amelle çalışmalar nasıl? Yani adam inci bekliyor. Hani diyorlar şimdi internetten bir malzeme istedik. Saat istedik, salata geldi diyor. Adam şok olmuyor mu? İstediğin şeyin karşısında farklı bir şey geliyor, şok oluyor değil mi? İnsan güzel ameller işlediğini zannediyor. Çok güzel şeyleri falan var. Ama bir de karşısına çıkıyor ki toz toprak. Hiçbir şey yok. İnci mercan beklerken, mücevher beklerken toz toprak. Sonradan eyvah ben ne yaptım? Af dileyim, bağışlama dileyim. Ölüm esnasında. Onun hiçbir anlamı yok. Artık iş işten geçmiştir. Ona yeis halindeki iman diyoruz. Yeis halindeki tevbe diyoruz. Artık hangi anlamda konuşsak, kullanırsak kullanın. Onların bir değeri yok. Onlar asla itibar edilmeyecektir. Onun için tevbe Müslümanın her 24 saat yaptığı ibadettir. Namaz, oruç, hac, zekat bunlar vakitli ibadettir. Ama tövbe ve istiğfar vakitsiz ibadettir. 24 saat. 365 gün. Her an yapılır. Onun için biz namaz kılarken de, namazı bitirirken de istiğfar ederiz. Amellerimizin eksikliğinden de Allah'a sığınır, ondan affederiz. Ya Rabbi sana layık bir ibadetim yok ama yaptığım bu. Aciz kul olarak bunu başarabildim. O
başardığım acizliğimle ortaya koyduğum ibadetimi eksiği ve noksanımıza kabul et diye dua ediyoruz. Onun için Peygamberimiz namazlardan sonra 3 defa istiğfar yapmayı, estağfurullah demeyi bize tavsiye ediyor. Sebebi ne? Çünkü namazda aklımız başka yere gildi, unuttuk, eksik okuduk, hata ettik. Dört dörtlük bir kamil anlamda kalbimizle, kalıbımızla bir namaz kılamadık. Bu eksiğimizle beraber Rabbimizden af dilere kabul etmesini niyaz ediyoruz. Onun için tevbe ve istiğfar aslında birbirine bağlı işlerdir. Ve en istiğfur rabbakum thumme tubu ileyhi mesela. Rabbinizden istiğfar edin ve tövbe edin diyor. İkisi aynı şey değildir. İstiğfar iyinin daha iyi olmasına ve hataların silinmesi anlamındadır. Yani tövbe etsek de bir kir kalmıştır. O kirin de silinmesi istiğfardır işte. Yani bir adam yazı yazıyor şimdi. Kurşun kalem değil mi? Sonra siliyor. İz kalıyor. İstiğfar o iz kalmayacak kadar onun tertemiz olması için devam etmektir. Tövbe artık orada durmamaktır, ileri doğru gitmektir. Geriye dönmek değil, daha doğrusu hakka ve iyiliğe doğru yönelmektir. Onun için müminin 24 saat istiğfarı ve tövbesi vardır. Her gün istiğfar ve tövbe ederiz biz. Sayın hocam, kalan dakikalar içerisinde biraz önce ifade... Tabii tövbenin çok kanaate, bir anlamı var ya, evet. Yani kanaate de dokunalım diye. Evet. Kanaat hususunda neler söylersin sayın hocam? Kanaat, dünyada insanın yaşayacağı, hayat, huzur bulacağı en büyük zenginliktir. Gönül zenginliğidir. Kanaat en büyük zenginlik. En büyük zengindir. Hırsın, tamahın zıddıdır. Hırs ve tamah deniz suyu gibi içtikçe içirir insana. Kazandıkça kazanır ama doymaz gözü. Gözü hep aç olmaktır. Kanaatın en güzel ifadesi alttakine bakıp kendini zengin görmektir. Bugün toplumun en çok muhtaç olduğu değer budur. Bak insanlar aç diye bağırıyor kendileri. Halbuki aç değiller. İnsanlar fakirden bahsediyor. Sanki fakir değiller. Verileni iki defa istemektir kanaat. Sadaka taşıyla bu millet ve ümmet yaşamıştır. Fakir ihtiyacı kadar almasını bilmektir. Zengin de hiçbir karşılık beklemeden Allah için oraya yardım etmesidir. Onun için ne diyoruz? Şükreden zengin, sabreden fakir diyoruz. Bunda tabii kanaat kavramı çok güzel anlatılması gerekiyor. Mesela tevekkül kavramı, bunlar çok istismar edilen kavramlardır. Tembellik değildir, miskinlik değildir, uyuşukluk değildir, yalnızca pinti pinti oturmak değildir. Çalışıp çabalamak, kadere razı olmaktır. Allah'ın rızkıyla kulun rızkı arasında bir perde vardır. Kul ne kadar debelese onu yırtamaz. Ama razı olduk zaman o rızık ona ulaşır. Onun için kanaat, Müslümanın gönlünün rahat etmesidir. Gönlünün zengin olmasıdır. O açıdan Allah'ın verdiğine kanaat edip haram yöne yönelmemesidir. Açgözlü olmamasıdır. Allah bir kuluna hayır murad ederse onun gözünde zengin eder. Allah bir kuluna şer murad ederse onun gözünde fakir eder. Oldukça doymaz. Şimdi bir esnafla bir arabaya gidiyoruz. Kendi arabasıyla bir iş için. Kendi bindiği arabadan bir üst modeli karşısına çıktı. Baktım gözü onda. Dedim ki, diyorsun ki bu değil de o olsun değil mi diyorsun? Evet dedi hocam. İşte insanın kanaati işte burada devreye giriyor. Daha düşük olanları da. Daha düşük. Senin de var değil mi? Ondan daha üstü var. Bunun sınırı yok ki. Bunun sınırı yok. Ha insanın çalışıp çabalaması, elde etmesi ayrı bir ibadettir. Ama buradaki kanaat insanın, mesela şimdi yardım paketleri dağıtıyor değil mi? Evine istif ediyor adam. 3, 4, 5 koliz istifa ediyor. Öbüründe hiç yok. İşte kanaat sahibi olsa kendisine verilen, ihtiyacı kadar verilen koli aldıktan sonra Allah razı olsun. Ben aldım. Şu komşumun yok, şu arkadaşımın yok. Ona götürün demesi işte kanaattir. En büyük zenginlik budur. Onun için insanın dünyada rahat edebilmesi için maddeten hep kendinden aşağısına bakması lazım. Kendinden aşağıya baktığı zaman müthiş bir rahat eder. Huzur bulur. Gözü de, gönlü de, işi de, ibadette sağlam ve sahih olur. Ama hep üstlere baktıkça insan ihtiras sahibi olur, haris olur, düşkün olur ve böylece bu harisliği onu her zaman yorar. Onun için Peygamberimiz el harisul cahid, haris olan yorgun insandır. Demiyor ya, evet. Ama kanaat artırandır diyor. İkisi de eşittir. İkisi de yediklerinde, içtiklerinde, nasiplerinde eşittir. Böyle oldukça...
Neden ateşle oynuyorsun diyor Peygamberimiz. Ya. Yani neden ateşle oynuyorsun? Bak ne güzel bir tarif. El-harisü zahid. Cahid. Hırs sahibi olan, hırs, tamahkar olan insan daima yorgunluk eder. Vel-kani, kanaatkar, ez-zahid. Artırır. Yestemiyani, ikisi de eşittir. Neden? Ekluhuma, yediklerinde. Gayremen kusin. Asla bir eksik meydana gelmez. Ama diyor, fe'alamu ettehafutut nar. Bu ateşle oynamak neyin nesi diyor. Demek ki insanın kanaatinin ötesine geçmeye başlaması haramlarla hemhal olması demektir. Haramlara düşmesi demektir. Cehenneme ve ateş, haramlar da cehenneme götürenler, haramları temizleyen ateştir. Yetim malı yemek karnı ateşle doldurmaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Haramı temizlemek ancak ateşle olur değerli kardeşim. Onun için cehennemde ateş yoktur. Diyor ki mesela Allah neden cehennemi yer? Cehennemi sen götürüyorsun. Ateşini buradan. Ya buradaki insanların hakkını o kadar yedin ki. Çaldın, çıktın, haksız kazandın, faizde sömürdün, kumar hep oynadın. Bir sürü basit yollardan kazanmaya çalıştın. Bunları malını çoğalttın. Çoğaldıkça daha çoğalttın. Bunların bir hesabı olacak canım. Ahirette olmasa vay geldik garibin haline değil mi? Evet, mazlumun haline. Onun için herkes cehennemini buradan götürür. Ne yapmışsa çalıştığı zulmünden, yanlışından, ihanetinden, haramından, ibadetsizliğinden, bütün kötülüklerinin kazandıklarından elde ettiğini o da görecek. Aynen öyle. Zerre kadar iyiliğin, zerre kadar kötülük unutulmayacak. Zannediyor ki insanlar, müşrikler diyorlar, müminler diyor ki, eğer orada bir nimet varsa o da bizim hakkımızdır diyorlar. Kendileri Allah'tan torpilli. Yahudi ve Hristiyanlar da öyle diyorlar. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Biz Allah'ın dostlarıyız diyorlar. وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَالنَّاسَ نَحْنَ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَحِبَّهُ İşte bu zihniyet bazı dediğin sapık tarikat ve sapık cemaat anlayışında varır. Bizim Efendimiz Allah'ın iyi kulu. Efendimiz bilmem biz sevgiliyiz. Allah katına değerliyiz. Allah katına size vahiy mi geldi? Karne mi geldi? İşte bu Yahudi ve Hristiyan mantığıdır. Kur'an bunu o ayeti kerimeyi boşuna koymamış o 6. yüzün 11. sayfasında. وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ نَحْنَ اَبْنِ لَا اُلَّا وَحِبَّهُ قُلْ فَلْمَ يُعَذِبُكُمْ O zaman de ki Allah size ne azap ediyor? Siz Allah'ın kullarısınız ya. Sevgili kulları ve dostlarısınız ya. Ha, öyle bir şey yok işte. Onun için mümin bütün imanın değerleriyle, iman hayata her bir değer imanın bir kapısıdır. Sabır, şükür, kanaat, zikir, fikir, bütün bunlar. Tevekkül, hepsi haya, edep, iffet, hepsi hayatın, imanın bir kapısıdır. Hepsi imanın, imandan beslenen imanın yansımasıdır. Haya imandandır diyor Peygamberimiz. İffeti ve edebi olmayanın imanı nasıl olacak? Utanma duygusu olmayanın, ar damarı çatlamış olanın, kendini ortaya atanın nasıl bir iman olacak? İman, bir de şöyle bak. İmanla para kimde oldu belli olmazmış. Tezahürlerini. Ya ne olacak? Bu da yeni bir uydurma, yeni bir şey, aldatma lafı. İmanla zenginlik diyorlar. Kimse de kimde oldu belli olmazmış. İman bir süs mü? İçeride bir saklı bir değer mi? Aksiyon. İman aksiyondur. Evet. En büyük aksiyon mümindir. Hayatı her gün aksiyonla yaşar. Keşke Müslümanlar bu imanın mana ve ruhunu en iyi kavrayabilsek. Peygamber Efendimiz'e ilk inen ayetler ya yuhel müddessir, kum fe'endir. Evet. Aktif bir iman. Tabii. Hayatın merkezinde. Evet. Sayın hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii konunun başlıkları, ana başlıkları tek başlık gibi aslında. Ama Allah razı olsun sizin engin bilginizi faydalanmış olduk. Teşekkür ediyorum. Hâzâ min fâdıllâbi liyeblüveniye eşkemektir diyor. Rabbimdendir. Rabbimdendir. Evet. Allah razı olsun Sayın hocam. Değerli kanala izleyenleri, İftara Doğru programımızın bugün de sonuna geldik. Yayın ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Kaç oldu?
Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Hayya alessalam. Hayya alessalam.